Arkadaşlar hepinize merhaba. 3 Üç günde 3. videomu yüklüyorum. Kendimi açtım. Yanlış hatırlamıyorsam 2 aydır bu kadar video yüklemiyordum. Ama sağ olun sizlerden gelen destek, motivasyon mesajları ve videolarla etkileşime geçmeniz, yorum yapmanız ve oradaki konuşmalara katılmanız beni gerçekten çok ciddi anlamda etkiliyor olumlu olarak ve beni gerçekten daha çok video yapmaya teşvik ediyor. Uzun süredir, özellikle 8-10 yıldır YouTube'da içerik üreten birisi olarak bu histen uzak kalmıştım çok teşekkür ediyorum herkese tekrardan. Şimdi lafı uzatmadan başlayalım. Bugün sizinle birlikte iOS 6.5 beta 1'i inceleyeceğiz. Şimdi iOS 6.5 beta 1 Apple'ın söylediği gibi beta profili kullananlar veya kullanmayanlar, para verenler veya vermeyenler şeklinde gelmedi. Yani ben normal herhangi bir beta profilini tekrardan yüklememe gerek kalmadan bu güncellemeyi gördüğünüz gibi indirebildim. E, halka açık bir sürüm ya da bir RC sürümünden geçtiğimiz için de tam sürüm olduğundan dolayı 5.46 GB olarak yeniden yüklenmek üzere benim cihazıma geldi. Bu güncellemenin yapım numarasına bakacak olursak 20F5028E olduğunu görebiliyoruz. E harfi demek de A harfinden bir hayli uzak olduğu için gerçekten stabilite ve diğer özellikler anlamında 16.4 gibi tam sürümlerden bir hayli uzakta olacağı anlamına geliyor. Ve bu güncellemede bir modem güncellemesi de mevcut. Yani bağlantıyla ilgili bir problem yaşıyorsanız veyahut bağlantı iyileştirmeleri söz konusu olacaktır. Az önce beta profili olmadan da indirebiliyoruz dedim ama buradan yazılım güncellemeye geldiğimiz zaman beta güncellemelerine geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi Apple kimliğiniz bilmem ne bilmem ne seçili beta programına şu anda kayıtlı değil. Gelecekteki beta güncellemelerini almak için programa kaydolun diyor. Dolayısıyla hala indirebiliyoruz evet ama bana kalırsa iOS 17 ile birlikte artık bizim para vererek bir geliştirici olmamız gerekecek diye düşünüyorum. Bunu da göreceğiz ama öyle durumlar olduğu zaman da zaten ben size geliştirici betalarını da en kısa zamanda iletebilmek adına yine bunun yıllık parası 100 dolar neyse onu vereceğim ve o şekilde yapacağız. Dolayısıyla bu konuda bana destek olmanızı rica ederim ve bu yüzden arada sizlere dün teknometreye yani benim kendi girişimim olan ve mobil aksesuar sattığım ve bu sattığım ürünleri puanlayıp çok detaylı anlattığım ve ...istesine ürün girerken iki tane gerçekten etkilendiğim ürün keşfettim. Onları bir paylaşmak istiyorum. Beğendiğim ilk ürün Ice serisi ürün. Yani ben Ice serisi e adını verdim. Ürünün mat siyah bir kaplaması var. Eğer dikkat ederseniz kılıfın üst kısmını bir tıraşlanmış gibi oldu. Çünkü kılıfın iki tane parçası var yanında. Yani kenarlarını sıradan korumanın haricinde... ...yan tarafını ve üstlerini bu şekilde parçalarla takabiliyoruz. Böylece bakın buraya bu tık diye oturuyor. Böylece çok daha sağlam ve diğerlerinden çok daha yüksek oluyor. Ayrıca bu parçaların olması da yine koruma olarak büyük avantaj sağlıyor. Kılıfım eski zamanlarda olurdu ya böyle hani etrafına taktığımız kasalı kılıflar. Onlar gibi oluyor. Acayip hoşuma gitti. Büyük bir kılıf markasının daha önce yaptığı bu şekilde standlı kılıfı görmüştüm zamanında ve çok hoşuma gitmişti. Bugün dün girdiğim deneme ürünlerinden daha jelatinli bile çıkarmadım size göstereceğim. Şimdi altında bir tane aparat var. Bu aparat stand olmasını sağlıyor. Başka da hiçbir özelliği yok gibi duruyor. Koruması, bumperlı olması, işte kamera, ekran koruma onların haricinde. Ama güzel kısmı şu. Bunu buradan çektiğimiz zaman şu arkasındaki kısım bizi hem yatay hem de dikey olarak telefonu kullanmamızı sağlıyor. Ama işin güzeli altta olduğu için şöyle göstereyim. Telefon direkt dikey olarak da durabiliyor. Yani hem bu şekilde görüntülü konuşma vesaire için dikey olması hem de yatayda çok güzel bir açı sağlaması benim çok hoşuma giden bir ürün olmasını sağladı bunun. Bir de ayrıyeten şöyle parmak arasına alırsanız da elinizle tutarken de çok rahat bir destek olabiliyor büyük cihazlar için. Detaylarını öğrenmek için aşağıdaki linklere bakabilirsiniz. Teşekkürler. Geçtiğimiz güncelleme ile ilgili videolarda Siri'nin ne kadar kötü olduğundan size bahsetmiştim. Neredeyse Hey Siri dediğim zaman bile adam akıllık çalışmadığını söylemiştim ki şu anda Hey Siri dediğimde gördüğünüz gibi çalışmadı. <laughs> Neyse bu güncelleme ile birlikte artık Siri'de ekran kaydı kendimiz alabiliyoruz. Bir deneyelim bakalım. Hey Siri. Hey Siri. Hiç çalışmıyor ki ya. Şuradan yapalım ekran kayıt videosu al ekranı, ekranı kaydetmeye başla Senin için hangi uygulamayı açmamı istersin? Screen recording Ya avradığını ne ya yok arkadaşlar daha Türkçe sanırım bu gelmemiş ya da ben doğru komutu bilmiyorum o yüzden hiç uydurmayacağım doğru komutu bilen varsa aşağıya lütfen yorumlara yazsın Haberler uygulamasında, haberler derken App Store'daki haberler değil yani Apple News uygulaması içerisinde spor kısmına özel bir sekme eklendi. Bu sekme geliştirildi. Apple Pay Later özelliği bu güncelleme ile birlikte aktif hale geldi. Apple Pay Later dediğimiz şey neydi? Apple Pay'in geçtiği ülkelerde biz mesela 5 kişi bir hesap ödeyeceğimiz zaman otomatik olarak o hesabı kendi beşimiz arasında bölebiliyorduk vesaire. Ve Apple burada 100 dolara ya da 200 dolara kadar yaptığımız harcamaları bizim için taksitlendirebilip bize kredi verebiliyor. Bu müthiş bir özellik. Çok vizyoner bir özellik ama Türkiye'de ne Apple Pay ne de Apple Pay Later olduğu için çok da bahsetmeye gerek yok. Biliyorsunuz Apple müzik uygulaması üzerinde sürekli bahsediyorum size Apple müzik klasik uygulaması yurt dışında yayınlandı ama bu şu anda Türkiye'de yayınlanmış konumda değil hala. Bilgisayarda falan girdiğiniz zaman yine klasikle ilgili bir sayfa yeniden açılıyor ama farklı bir uygulamaymışçasına şu anda indiremiyoruz. En kısa zamanda gelecektir muhtemelen. Hatta bu beta güncellemesiyle de birden fazla ülkeye uygun hale getirildi. Güncellemenin koduna baktığımızda CarPlay ile ilgili güncellemeler olduğunu yine görebiliyoruz. Çok detayına gerek yok ama azıcık detay vermek gerekirse VoiceOver ve görsel kontroller üzerinde erişilebilirlik ayarlarında özellikle bir sürü değişik olacak. Yani bu güncellemeye baktığımızda aslında çok ufak bir güncelleme öyle çok büyük bir güncelleme değil. Kamerada bir takım gelişmeler var. Sabahleyin çıktım birazcık fotoğraf çektim video çektim böyle boş boş işte kar yağıyordu Ankara'da. Bunları çektiğim zaman kamerada 2-3 gün önce yaşadığım problemlerin birçoğunu yaşamadım. O yüzden herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Şu anda saklama alanından bahsetmek istiyorum. Bu büyük bir hataydı çünkü. Şu anda benim saklama alanı durumum bu şekilde. Sistem verileri 38 GB'a yakın yer kaplıyor. Burada benim boş alanım şu an 28 GB gözükür dünkü videoma bakarsanız 40 GB küsur olarak gözüküyor. Dolayısıyla bu güncellemenin neticesinde bu işte sistem saklama alanı falan filan gibi sıkıntılar geri döndü. Çok normal. Onun dışında performans olarak ben bir eksiklik bir sıkıntı görmedim ama batarya konusunda yani zaten çok uzun süredir denemiyorum hani bir gün oldu ama sanki daha hızlı yani %87'ye benim her zaman cihazımın geldiğinden daha hızlı düştü gibime geldi. Pek de emin değilim. Benchmark skorlarından bir de size bahsetmek istiyorum. 2526'ya 6435. Bir gün öncekilere bakıyorum. 2510, 6102 yani 16.5 kağıt üzerinde de beta 1 olmasına rağmen CPU benchmark konusunda daha iyi bir sürüm olacağını taahhüt ediyor. Burada da GPU'ya baktığımız zaman da 22.304 olduğunu buradan görebiliyoruz. Bunun da geçmiş rakamı gördüğünüz gibi 18.529 arada ciddi fark var. Yani ciddi fark dediğime bakmayın aslında çok bir numarası yok ama bize iyi derecede dönüşü olabilecek bir rakam bu. Şimdi takvime bakacağımız zaman gelecek güncellemeler ne zaman gelir ne olur aslında burada pek de belli değil. Çünkü bizim burada bakmamız gereken şey aslında Haziran'ın ilk tam haftasında 5 ve 9 arasındaki haftada biz World Wide DC konferansını yani iOS 17'nin tanıtımını bekliyoruz. iOS 17'nin nasıl olacağını düşündüğünüzle ilgili yorumlarınızı da lütfen aşağıya yazın. Hatta benden bununla ilgili bir video istiyorsanız bunu da bana belirtmeniz beni çok mutlu edecektir. Dolayısıyla şu anda bildiğimiz şey 5-9 arası Worldwide DC muhtemelen olacak. Ama onun dışında bugün Mart olduğunda düşünürsek her hafta ben bir güncelleme yine beta üzerinden bekliyorum. Ne olduğunu göreceğiz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer 16.4 ile ilgili videolarımı izlemediyseniz onları mutlaka izleyin. Bu versiyondaki bütün yenilikleri tek tek burada anlatıyorum. Ve 16.5 videosunu da izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bana destek vermek için teknometre.com'u ziyaret etmeniz ve oradan alışveriş yapmanız beni çok mutlu edecektir. Alışveriş yapmasanız bile en azından siteyle ilgili gördüğünüz olumlu olumsuz geri dönükleri bana verirseniz bu platformu geliştirmemiz için çok önemli bir adım olacaktır. Tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize 兄弟们。